Merhaba değerli arkadaşım. Tıbbi malzeme yönetimi konu başlıklı eğitimimize hoş geldin. Tıbbi malzeme yönetimi noktasında benim en çok dikkat ettiğim, yani bir sağlık yönetimi uzmanı olarak işin içerisinde bulunduğum dönemlerde, eğitmenliğimden önceki olaylarda, yaklaşık 9-10 senelik bir hastanecilik geçmişimde, en başta israf noktası, israf. Zaten bir kere dinimizce de zaten bir kere yani haram kılınmış, yani israf edilen her şey. Ve malzemelerin yönetimsel sebepleriyle, yönetimsel noktalarda da minimal malzemeyle maksimum kaliteye ulaşma arzusu sürekli yatırımcıların hep göz bebeği bir teorem olmuştur. Ama biz bu açıdan değil de olaylara hastane içerisinde insanların sağlığına direkt etki edecek maddelerin, malzemelerin, materyallerin elimizde bulundurulma durumları ve stoklamalarındaki özellikleri, lojistiklerinden bahsedeceğiz. Ve biz buna bir hasta kabulün, diyelim hastanenin en ön vitrin olan hasta kabuldeki malzemelerden tutun da ameliyathanede kullanılan malzemelerin yönetimine kadar gideceğiz bazı noktalarda. Kah gerçekten tıbbi malzeme yönetiminin sadece malzeme yönetimi ilmine dayanacağız. Malzeme yönetimi olarak ifade edilen içerisinde çok sağlıkla alakalı olmayan, demeyeyim de ilgilisi olmayan olaylardan da bahsedip entegre etmeye çalışacağız tıbbi noktalara. Ama eğitimimizin %70'i tıbbi malzeme yönetimi üzerine kurulu, dayalı bir yöntemdir değerli arkadaşım. Acil servis sorumlusuna sorulacak hangi veya acil serviste çalışan doktorlara sorulacak hangi ağrı kesiciyle çalışalım biz? X ile mi, Y ile mi, ne kullanıyorsunuz, ne gidiyor, ne bitiyor, hangisinden iyi bir sonuç aldığınız şekli karşımıza gelmiş oluyor değerli arkadaşım. Yani açık söylemek gerekirse sözlerimi toparlamaya geldiğim dakikalar içerisinde tıbbi sağlık kurumlarında tıbbi malzeme yönetimi o kadar çok böyle büyük olaylarla saatlerce anlatılacak bir şey değil. Belli başlı olaylara dikkat edildiği takdirde ki maddelerini ifade ettim. Bunlara dikkat edildiği takdirde herhangi bir sıkıntı sorunla karşı karşıya kalınmayacağı aşikar. Sözlerimi tamamlamış olmakla birlikte tabii şu an için düşünüyorum acaba eksik bir yer bıraktım mı veya beni dinlerken aklınıza takılan herhangi bir yer kaldı mı kalmadı mı? Ben sürekli zaten açığım sorulara ve sizden gelen geri bildirimlere. Dolayısıyla belki bir gün herhangi bir yerde bir başka konu üzerinde bir başka eğitimde belki yerinde eğitimde veya başka bir uzaktan eğitimde bir şeyde görüşür. Netlik kazanır. Sorularımızı cevaplarız. Karşılıklı olmak üzere tanışmak ümidiyle zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.